felaket getirir. Bazı Müslümanlar, ashabın ihtilafı sizin için rahmettir sözünün, sözde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi olduğunu söyleyip, bu yanlış bilgiye dayanarak İslam birliğinin olmayacağını savunuyorlar. Kur'an ayetleriyle çelişen bu sözün, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ait bir hadis olmadığı açıktır. Allah Kur'an'da Müslümanların ihtilafa düşmelerini haram kılmıştır. Kur'an'a göre Müslümanların birlik olmaları, kardeşler olarak yaşamaları, dağılıp ayrılmamaları, çekişip birbirlerine düşmemeleri farzdır. Aksi yani ayrılmaları ise haramdır. Şeytandan Allah'a sığınırım. İnkar edenler birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunu yapmazsanız, birbirinize yardım etmez ve dost olmazsanız, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk, fesat olur. Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın. Dağılıp ayrılmayın ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlardınız, o kalplerinizin arasını uzlaştırıp ısındırdı ve siz onun nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız. Yine siz tam ateş çukurunun kıyısındayken oradan sizi kurtardı. Umulur ki hidayete erersiniz diye Allah size ayetlerini böyle açıklar. Ve haklarına tecavüz edildiği zaman birlik olup karşı koyanlardır. Ümmetin ihtilafının yani ayrılığının rahmet değil felaket olduğu bugün İslam coğrafyasında yaşananlara bakıldığında da açıkça görülmektedir. İslam alemi tarihinin en zor günlerini geçiriyor. Müslümanlar kendi çocuklarını, kadınlarını, mazlumlarını korumaktan aciz kalmış durumda. Irak'ta her ay yaklaşık 1000 Müslüman şehit oluyor. Suriye'de 2011 yılı Mart ayından bu yana 300 bin kişi yaşamını yitirdi ve ölümler her geçen gün katlanarak artıyor. Arakan'da sürekli Müslümanların evleri, ibadethaneleri, iş yerleri yakılıyor. Yüz binlercesi yurdundan sürgün ediliyor. Afganistan, Mısır, Filistin, Bangladeş, Somali. Nereye baksak Müslümanlar acı içinde. Şimdi İhtilafta rahmet vardır diyenlere soruyoruz. Bu dehşeti gördükçe Müslümanların ezilmesine seyirci kalıp hala ihtilaf güzeldir diyebiliyor musunuz? Siz sıcak evlerinizde, fabrikalarınızın başında ihtilaf rahmet getirir derken bir de mülteci kamplarında yaşayanlara soralım. İhtilafta rahmet var diyorlar mı? Doğu Türkistan'da oruç tutması dahi yasak olanlara, kızları kaçırılan Müslümanlara soralım. İhtilafta rahmet var diyorlar mı? Mısır hapishanelerinde adını bile bilmediğiniz yüzlerce mazluma soralım. İhtilafta rahmet var diyorlar mı? Somali'deki açlara soralım. Gazze'de ölen bebeklerin annelerine soralım. İhtilafta rahmet var diyorlar mı? Bu Müslümanlar ne kadar bölünürsek o kadar iyi. Bunda rahmet var diyebilirler mi? Hayır. Peki ne diyorlar? Tüm İslam alemine çağrıda bulunuyorlar. Ey Müslümanlar! Birlik olun ve bizi kurtarın. Şu an İslam dünyasında akan kanın ve Müslümanların birlik olamamalarının ana sebebi Müslümanlar arasındaki ihtilaflardır. Ümmetin ihtilafı rahmet değil, felaket getirmiştir. Bazı Müslümanlar birbirlerini adeta düşman olarak görmekte, sırf bu sapkın inanç nedeniyle birbirlerini öldürmeyi, kardeş kanı dökmeyi makul karşılamaktadır. Bu durumun ortadan kalkması, Müslümanların Kur'an ahlakında ittifak etmeleriyle, birleşmeleriyle mümkündür. Buna vesile olabilecekse sadece Mehdi Aleyhisselam'dır. Mehdiyet olmadan İslam aleminin hurafelerden arınıp Kur'an'a dönmesi ve birleşmesi mümkün olmayacaktır. İhtilafta değil, hak kitabımız Kur'an'a uyarak birleşmekte rahmet vardır. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'a ve Resulüne itaat edin ve çekişip birbirinize düşmeyin. Çözülüp yılgınlaşırsınız, gücünüz gider. Sabredin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Bu yüzden Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de İslam Birliği'nin bu devrin en büyük farz vazifesi olduğunu bildirmiştir. Bu zamanın en büyük farz vazifesi İttihad-ı İslam'dır. Üstadımızın Müslümanlara gösterdiği yol kardeşlik, birlik, beraberliktir. Ayrılığın felaket getireceğini ise şöyle ifade etmiştir. Ey ehli iman! Zillet içinde, aşağılık içinde, esaret altına girmemek isterseniz aklınızı başınıza alınız. İhtilafınızdan,
ayrılığınızdan istifade eden zalimlere karşı müminler ancak kardeştirler. Kala-i Kutsiyesi, Kutsi Kalesi içine giriniz, tahassun ediniz, sığınınız. Yoksa ne hayatınızı muhafaza ve ne de hukukunuzu müdafaa edebilirsiniz. Birliği emreden Kur'an ayetlerine, Peygamberimizin hadislerine, Bediüzzaman Hazretlerinin sözlerine rağmen ayrılıkta rahmet vardır demek, Müslümana yakışan bir tutum değildir. Müslümanların yapması gereken